Esselamu Aleyküm sayın seyirciler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Milli Birlik Şurası sonuç bildirisi. Dünya çapında Doğu Türkistanlı teşkilat liderleri, akademisyenler, bilim adamları, aydınlar, siyasi aktivistler, gençler ve kadınların da katılımıyla 14. Dünya Doğu Türkistan Kardeşlik Buluşması ve 5. Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası 1 ile 4 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da başarıyla gerçekleşti. Şurada hızla değişen yeni dünya düzeni, Doğu Türkistan'daki mevcut soykırım ve Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı topyekün imha politikası detaylıca masaya yatırıldı. Ayrıca Doğu Türkistan'ın bağımsızlığına kavuşması için atılması gereken önemli adımlar hakkında görüş alışverişlerinde bulunuldu. Şurada tartışılan ana konular şu şekilde. Doğu Türkistan milli mücadelesinin uluslararası arenada güçlendirilmesi, değişen dünya düzeni ışığında Doğu Türkistan davası ve Çin, Batı ülkelerinde Doğu Türkistan davası gereken adımlar, Türk devletlerinde Doğu Türkistan davası, Arap İslam dünyasında Doğu Türkistan davası, sivil diplomasi ve uluslar arasında hak arama yolları, Doğu Türkistan davasında Maarif hareketi, siyasi mücadele ve ahdi vefa, empati ve Doğu Türkistan davası sosyolojik yaklaşım, Doğu Türkistan davasında kadınların vazifesi, İstihbarat ve güvenlik savunma metotları, sivil toplum kuruluşlarının geleceği, örgütsel gelişim ve reform metotları, değişen yeni dünya düzeninde yapılması gereken önemli hizmetler, yukarıdaki konulardan hareketle çeşitli alanlarda uzman ve akademisyenler tarafından özel olarak hazırlanmış sunumlar gerçekleşmiş ve bu temelde şu sonuca varılmıştır. Bu toplantıya ve Milli Birlik Şurası'na katılan tüm teşkilat temsilcileri ve diğer katılımcılar oy birliğiyle Doğu Türkistan davasının temel ilkesinin bağımsızlık mücadelesi olduğunu vurgulayarak dünyanın her yerinde faaliyet gösteren kurum ve kişilere çağrıda bulunmak, nitekim Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını ana hedefi haline getirmek. İkinci, Doğu Türkistan meselesini Türk dünyasının, Arap İslam dünyasının ve tüm insanlığın ortak meselesi haline getirmek ve Doğu Türkistan meselesinin sadece bir insan hakları meselesi değil, bir milli bağımsızlık meselesi olduğu kanısını oluşturmak. Üçüncü, Doğu Türkistan davasında faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki işbirliğini güçlendirmek, mücadelede kullanılan terim ve kavramlarda tek düzelik oluşturmak. Dördüncü, davada bugüne kadar elde edilen sonuçları resmileştirmek. 5. Doğu Türkistan davasını din ve etnik kardeşlerimize, Türk dünyasına ve Arap İslam dünyasına taşımak, onların sempatisi ve desteğini kazanmak. 6. Doğu Türkistan'ın yumuşak gücünü inşa etmek. 7. Batı Türkistan'da halk diplomasisini güçlendirmek. 8. Çin'in İslam dünyasındaki propagandalarına karşı propaganda yapmak ve Çin'e karşı güçlü bir kamuoyu oluşturmak. 9. Doğu Türkistan'ın İslami ve milli kimliğini korumak, İslam'ın din düşmanlarına karşı öğretilerine baskı ve işgale yönelik pratik bir güç haline getirmek. 10. Kuruluşlarımızda ve dava arkadaşları arasında bir ahdi vefa ruhu oluşturmak. 11. Kuruluşlar arası hizmet paylaşımını net bir şekilde tanımlamak, işin bireylere bağlı olmamasını sağlamak. 12. Ortak hedefler, ortak fikirler oluşturmak. Doğu Türkistanlı teşkilatlar arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve Çin'in böl parçala yönet politikasına mal vermemek. 13. Doğu Türkistan duygusuyla topluluk veya millet olarak hareket etmek. 14. Kadınların davadaki rolünü güçlendirmek, doğru fikir ve görüşlerle eğitmek, kadın çalışmalarını desteklemek ve güçlendirmek. 15. Doğu Türkistan teşkilatlarının kurumsallaşması ve profesyonelleşmesini sağlamak. 16. Bağımsızlık hakkımızın uluslararası hukuk tarafından kabul edilmesi için Doğu Türkistan'ın işgal edilmiş toprak olduğunu kanıtlamak için bilimsel çalışmaları yapmak. Şurada meclis ehliden gelen tavsiye ve öneriler şu şekilde. 1. Enerji ve gücü bağımsızlık hareketine odaklayarak bireysel aktivizmden örgütsel aktivizme geçmek.
İkinci, çeşitli olasılıklar ve değişiklikler için uygun stratejiler geliştirmek. Üçüncü, Doğu Türkistan'la ilgili Arap dünyasında çıkan tezleri takip etmek ve araştırmacılarla iyi ilişki kurmak. Dördüncü, İslam dünyasında Müslüman alimlerin, fetva kurumlarının ve ünlü kişilerden tam olarak istifade etmek. Beşinci, Doğu Türkistan davasında izbasarlar yetiştirmek. Altıncı, stratejik açıdan önemli ülkelerde şubeler ve merkezler açarak dava kapsamını genişletmek. Yedinci, kuruluşların karşılaştığı hukuki, bürokratik, ekonomik ve insan kaynakları sorunlarının acil olarak çözüme kavuşturmak. Sekizinci, çeşitli kuruluşlar, ülkeler ve uluslararası organizasyonlardan beklentilerimizi somutlaştırmak. Dokuzuncu, istihbarat alanında profesyonel kadro yetiştirmek. Onuncu, Milli Birlik Şurası'nın daha etkin olması adına katılımcıların çeşitliliğinin arttırılması ve güncel sağlam konuların belirlenmesi. 11. Gençleri çeşitli pratik projelerle desteklemek ve davanın daha dinamik ve güçlü olmasını sağlamak. Ayrıca 5. Milli Birlik Şurası'nda Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için gereken yol haritası ve stratejiler hakkında önemli tavsiyeler sunuldu ve kararlar alındı. İlgili birçok noktanın hassas olması bakımından hem katılımcılara hem de kamuoyuna kapalı olarak da değerlendirmeler yapıldı. Hindistan, Xiaomi'nin milyonlarca dolarına el koydu. Hindistan, Çinli cep telefonu üreticisi Xiaomi'nin 682 milyon dolar varlığına yabancı şirketlere fikri mülkiyet hakkı karşılığı yasa dışı para aktardığı gerekçesiyle el koydu. Ulusal basında yer alan habere göre, yabancı şirketlerin varlık aktarımıyla ilgili uyuşmazlıklara bakan İstinaf Otoritesi, Gümrük Muhafaza Direktörlüğü'nün 29 Nisan'da verdiği varlıklarının dondurulması kararını onadı. Kararda, Xiaomi'nin ABD'li mikroçip üreticisi Qualcomm'a ürettiği akıllı telefonlarda kullandığı çiplerin fikri mülkiyet hakkı karşılığı olarak yaptığı ödemeleri döviz takas yöntemi yasasına aykırı usulle aktardı. Ödemelerin gruba bağlı başka bir şirket tarafından Hindistan dışında tutulmasının konuna uygun olmadığı belirtildi. Xiaomi'den yapılan açıklamada ise söz konusu aktarımların şirketin Hindistan'daki bağlı şirketinin Qualcomm'la yaptığı sözleşmeye uygun şekilde yapıldığı savunuldu. Xiaomi'nin ve Qualcomm'un aktarımlarının meşru ticari düzenlemelere uygun yapıldığı görüşünde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şirketimizin itibarını ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak için tüm yasal yollara başvuracağız ifadelerine yer verildi. ...22 yaşındaki oğlunun öldürüldüğünü söyledi. 66 gündür işgalci Çin tarafından uygulanan sıfır Covid politikası kapsamında sözde salgın önleme bahanesiyle Doğu Türkistan'da keyfi karantina uygulamaları şiddetli bir şekilde devam ediyor. Halkın açlık soykırımıyla karşı karşıya kaldığı video görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Açık kaynaklardan elde edilen söz konusu videoların bazıları Çin rejiminin politikaları Uygur Türklerini nasıl öldürmeye yönelik olduğunun delili olarak kabul ediliyor. 3 Ekim yayılan 1 dakika 36 saniyelik bir videoda Turfan'ın malum bölgesine bağlı 7. mahallede ikamet eden 22 yaşındaki oğlunun öldürüldüğünü ifşa eden annenin feryadını gözler önüne seriyor. Video kaydında "Çocuğum öldü, çocuğumu öldürdüler, hastaneye götürdük diye ölüsünü getirmişler. 22 yaşındaki oğlumu toprağa gömdük. Bundan kim sorumlu olacak? Yetkililer telefona cevap vermiyor. Kimse ilgilenmiyor. Üstelik çok kaba davranıyor. Oğlumun ölümünden kim sorumlu olacak?" şeklindeki isyanı yürekleri yakıyor. Gözlemciler, Çin rejiminin şu anki amacının katı kontrolün yanı sıra çok kötü koşullarda tedavi etmek bir yana takipsiz bırakmak suretiyle çeşitli hastalıklarla boğuşmasını sağlamak, Uygurları milletçe açlığa terk ederek öldürmek olduğunu, açık kaynaklardaki bu tarz görüntü kayıtlarının Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı sistematik soykırımın kanıtı olduğunu dile getirdi.
Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.